Basketbol Aktüel'den mutlu akşamlar. Beko Basketbol Ligi ve Türkiye 2. Basketbol Ligi'ni konuşacağımız, arada ülkemizi temsil eden Türk takımlarının Avrupa'daki mücadelelerine de değineceğimiz Basketbol Aktüel'de yine bir pazartesi günü sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta 2 kişiydik. Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'la birlikteydik. Bu hafta 3 kişiyiz. Genellikle Kaan Onat Kalkan'la birlikte yaptığımız programa bu hafta artık eski diyebilirim herhalde. Eski milli basketbolcu Cüneyt Erdem de konuk oldu. Teşekkür ediyorum Cüneyt abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Oldukça İstanbul trafiği zorlu bir yolculuk sonunda en ucu ucuna yayına yetişebildim. Evet, sakinleşmeye çalışıyoruz şu an. 2 saatlik bir yolculuktan sonra. Stresli bir yolculuk. 15 dakikalık yolu 2 saatte gelince tabii. Doğru. Biraz sakinleşmeye çalışıyoruz şu an. İnşallah yeni sakin geçer. Bakalım göreceğiz. O zaman biz hemen böyle keyifli olacağını düşündüğüm, daha ilk 1-2 dakikası bile hemen neşeli geçen programa Beko Basketbol Ligi diyerek başlayalım. Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta geride kaldı. 7. haftayı konuşurken ligde tek namalı takım vardı, Bamit'ti. Bamit'te bu hafta Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda kaybedince ligde yenilgi tatmayan takım kalmamış oldu. Bakalım haftanın sonuçları ve ardından oluşan puan durumu ne şekilde? Önce bunu ekranlara getirelim. Ardından da keyifli basketbol sohbetimiz başlasın. Oyun Edirne 79, Beşiktaş İntegral Forex 86, Uşak Sportif 75, Tofaş 71, Trabzonspor Medikal Park 71, Türk Telekom 73, Pınar Karşıyaka 81, Bamit 75, Aykonte Ankara Kolejiler 72, Ali Ağa Petkim 69, Galatasaray Live Hospital 79, Royal Halı Gaziantep Basketbol 69, Mersin Büyükşehir Belediye 76, Anadolu Efes 81, Fenerbahçe Ülker 97, Torku Konya Selçuk Üniversitesi 80. Beko Basketbol Ligi'nin 8. haftasında lider Bamit'in puanı 15. 14'er puanlı takımlardan 2. Anadolu Efes, 3. Uşak Sportif, 4. Fenerbahçe Ülker, 5. Aykonte Ankara Kolejiler, 6. Pınar Karşıyaka, 7. Galatasaray Live Hospital 13 puana sahip. 12 puanlı takımlardan 8. Tofaş, 9. Türk Telekom. 11 puana sahip takımlardan Beşiktaş İntegral Forex 10. Olin Edirne 11. Torku Konya Selçuk Üniversitesi 12. sırada. 13. Royal Halı Gaziantep Basketbol'un puanı 10. 9'ar puanlı takımlardan 14. Trabzonspor Medikal Park, 15. Mersin Büyükşehir Belediye ve 16. Ali Ağa Petkim. Haftanın sonuçları ve şampiyon durumu bu şekilde biz yayınlarken hala yolculuğu konuşuyoruz ama bir yandan da hemen programa da başladık. Cüneyt abi, dilersen seninle başlayalım. Fenerbahçe Ülker'in Torku Konya Selçuk Üniversitesi'ne karşı farklı kazandığı mücadele 97-80 bitti. 17 sayı farkla bitti maç ama ben de maçı izledim, sen de maçı izledin. İzleyenler de şüphesiz gördü ki bir 10-15 sayılık farkı yakalayan Fenerbahçe var. Ardından hemen birkaç dakika içerisinde fark kapandı. Konya Selçuk Üniversitesi kapattı. Nasıl bir mücadele oldu? Bunu sorayım. Ligi bitirdikten sonra geniş bir Euroleague yapalım. Yani ligi hızlı konuşup biraz daha aslında bu hafta bir farklılık olsun. Güzelse hemen başlayalım. Fenerbahçe Euroleague maçlarından sonra ligde biraz dinleme görüntüsünde, evet, açıkçası. Torku da bu maçlardan bir tanesiydi. İstediği zaman farkı 10-15 sayılara kadar açtı. Gevşediği anlarda, biraz daha labani basketbol oynadığı anlarda fark biraz daha düştü. Görüntüleri getirebiliriz ekrana arkadaşlar. Genel olarak Fenerbahçe'nin büyük bir üstünlüğü vardı. Ligin genelinde de zaten Bamit ve Fenerbahçe şu an Galatasaray'ı da katabiliriz buna. Çok farklı basketbol oynuyorlar. Ligde, Türkiye Ligi'nde iyi basketbol oynayan takımların başında geliyor bu üç takım. Tabii Galatasaray'ın farklı problemleri oldu ama Fenerbahçe biraz daha adapte olmaya çalışıyor gençlerle özellikle ligi. Gençler bu arada tabii büyük iş başardılar. Fenerbahçe'nin takım yapısında büyük bir derinlik oluşturdular. Bunu tabii Euroleague'e çok iyi yansıttılar. Euroleague'de de bu başarıların gelmesine en büyük katkı genç oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Çok büyük katkı sağladılar. Ama Türkiye Ligi'nde tabii biraz daha farklı oynuyorlar. Tabii Türkiye'deki diğer takımlar, Euroleague ya da diğer kupaları oynayan takımlara göre daha farklı hazırlanabiliyorlar bu takımlara karşı. Onun için maçlar daha farklı geçiyor. Ama tabii yine gördüğümüz gibi Fenerbahçe ağırlığını koyarak çok rahat bir maç geçirdi. Dediğiniz gibi Torku ara ara geri gelmeye çalıştı ama tabii burada takım
kapasitesi çok fazla olan bir Fenerbahçe var. Takım derinliği çok fazla olan bir Fenerbahçe var. Tolkien'in de gücü maçın sonunda tabii ki buna yetmedi. Koç Obradovic tartışmasız Avrupa'nın sayılı koçlarından, en önemli koçlarından birisi. Belki Obradovic olmasa da başka bir koç olsaydı bu kadar cesur davranıp özellikle Kenan'ı Euroleague'de ilk 5 başlatması, Mete Can'a daha çok ligde şans vermesi, belki bu arada İzzet'in de süre alması gerekebilirdi. Yani belki İzzet'ten kaynaklı, hani bunu İzzet'in kendisinin düşünmesi gerekir ama bunu nasıl değerlendiririz? Şimdi İzzet Kenan ve öteki oyuncu Mete Can ve bir tane daha oyuncu vardı, ismini unuttum. Forvet olan Galatasaray'da da oynadı biliyorum. Neli Mahmutoğlu. Fazla süre aldığı için saymadım. 4 oyuncudan 3'ü bunu çok iyi değerlendirdi. Özellikle sezon başındaki Rixos Cup'ta Mete Can, Neli Mahmutoğlu ve bunu çok iyi değerlendirdi. Kenan. Evet, Kenan çok iyi değerlendirdi ve dakikaları da kaptılar. İlk 5'i de kaptılar. Ama burada ismini unutuyorum hep ya. Pamit'ten gelen. İzzet mi? İzzet Türk Yılmaz bunu çok iyi değerlendiremedi ve koçun da gözünden düştüğünü görüyorum. Ben ara ara maçlara gittiğimde çok az dakikalar veriyorum. Maçın sonlarında 1-2 dakika olsun moral kazanması için sahaya sürüyor ama çok da ileride de çok büyük şans vereceğini düşünmüyorum ben. Obradovic tabii ki büyük koç ama bir yerde de Türk oyuncuların sezon başında sakat olmasından dolayı Ömer'in, İlkan Karaman'ın, Oğuz'un özellikle bu derinliği sağlayabilmek için bu oyunculara şans vermek zorundaydı. Bunu da Rixos Cup'ta çok iyi değerlendirdi özellikle. Kritik maçların önemli dakikalarını, maçın sonlarını bu oyuncularla oynadı. Maçı kaybetmesine rağmen onlara büyük bir güven verdi. Ve getirisini de zaten Euroleague'de gördüğünü zannediyorum. Euroleague'de de gördü. İzzet'in, yani son bir cümle İzzet'i sorayım. Diğer oyuncular şans buldu ve iyi değerlendirdiği için. Acaba çok fazla bu şansı değerlendirememesi, o pota altındaki korakor mücadelede biraz zayıf kalması. Çünkü ince bir yapılar, size olarak. Şahsi fikir, oyunculuktan geldiğim için maçları seyrettiğimde çok kenara bakarak oyun oynuyor. Yani hep Obradovic'e kendini beğendirmeye çalışıyor. Kendi oyununu oynamıyor. Oysa ki çok yetenekli bir çocuk. Yani iyi yaptığı şeyleri yapsa zaten Obradovic onu oynatacak, çok dakikalar verecek ama çok kenara bakarak oynadığı için hep sıkıntıda, hep stres altında yapabileceği hareketleri bile yapamamaya başlamış durumda. Onun için az dakika aldığı sürece de daha kötüye gidecek. Çünkü Bambit'te belirli bir süre alıyordu. Burada o süreleri alamıyor ve çok beklentilerin olduğu bir takım. Çok büyük bir camia. Stres daha büyük. Onun için de bu baskının, bu stresin altında ezildiğini görüyorum ben. Toparlaması da bu saatten sonra çok zor. Bence onun için bu sene büyük bir kayıp. Büyük bir kayıp. Bilmiyorum ne şekilde düşünürler. Belki kiralık olarak başka bir takımda sezonu tamamlar mı artık onu? Yönetimin ya da teknik eğitim bileceği için. Şimdi oyuncu eksiklikleri de var. Dediğimiz gibi İlkan, Oğuz, Ömer, Ömer döndü ama iki tane uzun. Şimdi onlar da geri geldiği zaman. Yani kadroya girmesi bile çok zor. Sadece antrenman yapacağını düşünüyorum ben yani. Ben de o düşünceyle belki kiralık olarak değerlendirebilir bu sezonun geri kalan kısmını demiştim. Kaan sen neler söylersin Fenerbahçe'nin Selçuk Üniversitesi'ne karşı oynadığı maçla ilgili? Valla şimdi maçı ben biraz seyrettim. Özellikle 3 periyot çok kafa kafaya gitti maç. Evet. Yani özellikle yani maçın kırılma anları 3. periyottan sonra 4. periyotta oldu. Mümkün mertebe Fenerbahçe ülkenin içeriden yapmış olduğu hamlelerde sıkıntı vardı. Yani bir maç önce Euroleague oynarken Barcelona'da işte Widmar'dan hiç katkı alamayan Fenerbahçe bu maç herhalde biraz da koçun kendine sine vermiş olduğu bir direktif mi diyelim veya artık bir şeyler söyledi ve netice itibariyle inanılmaz şekilde bir performans sergiledi özellikle Bogdanovic'le. Şimdi Fenerbahçe için hala bir muamma devam ediyor, eksikler var. Tabii gelen işte büyük bir koç var, büyük bir antrenör var, bunu herkes görüyor ama özellikle Barcelona maçında da mesela Klezia hiç yoktu. Yani Bielicia ve Klezia oynadığı zaman basketbolunu, bunun yanına mesela Zoric burada kadroda değil bu maç. Mesela bir maç önce o da hiçbir varlık göstermedi. Özellikle boyalı alandan Fenerbahçe ülkeleri çok rahat vurabiliyor takımlar. Şöyle de bir durum var. Barcelona'ya hem kendi evlerinde, yani Barcelona'nın kendi evinde bir noktaya kadar getirdi. Özellikle Makkalev'in üst üste 3 tane attığı bir üçlük var. Yani maçı oradan döndürmeye çalıştılar ama sonuçta Barcelona ile oynuyorsun. Yani Navarro var. İşte burada oynamış 2 sezon önce Nahbar var. Bu tarz oyuncular zaten o gün çok ekstra oynadı. Aslında bunu
Dilersen Euroleague bölümünde konuşalım. Daha detaylı konuşalım. Hatta yani, değerli yorumlarını Euroleague için daha fazla alalım ama. Olur. Yani şimdi netice itibariyle ligde dediği gibi yani biraz daha Euroleague'den çıkıp da böyle bir koçun bu motivasyonla tekrardan lige adapte etmesi takımına kolay olmuyor. Oyuncular bazında değerlendiriyoruz. Gençlerde bir atak var ama mesela bu maçta da Mehmet Mahmutoğlu hiçbir katkı veremedi. Yani bakıyorsun skorda 2'de kalıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Antiparantez ben İzzet'e gelirsem ben İzzet konusunda yani sizlerin fikir değilim. Çünkü bence İzzet'ten hem gelecek için hem şu kısa vadede veya orta vadede bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu Bambit'te de böyleydi. Yani hem kendini geliştiremiyor fiziksel anlamda. Şimdi Cüneyt abi sen de biliyorsun işin içindesin bu kadar... Ciddi size yatırım yapılıyor ama hiçbir serz alamıyorsun veya hiçbir adım da atamıyorsan geldiğin nokta son nokta yani şu an için en azından hedeflerinde Fenerbahçe ülkeleri netice itibariyle bir sonuç alamıyor. Yani bu zaten Bambit'te gözüktü. Fenerbahçe'de de backup oyuncu olur. Antrenman verir. Ha, eğer biraz kafa yapısını değiştirirse zaten yetenekli bir çocuk. Yani öyle bir 4 numara gibi 5 numara yok. Yani hızlı şutu var, orta mesafe çıkıp işte birebir oynayabiliyor. Uzun kolları var. Uzun kolları var ama netice itibariyle kafa yapısını eğer odada işe de zaten değiştiremiyorsa buradan sonra çok hızlı bir şekilde aşağı iner. Burada bir sıkıntı var. Torku Selçuk içinse benim gördüğüm özellikle Jill Motor inanılmaz bir oyuncu. Yani inanılmaz atıcıları var. Demin Kiatist yani bu Thomas da yeni geldi. Yeni bir oyuncu. O Litvanya milli takımının da oyuncusu. Oyuncu evet. Thomas da öyle. Demin yani nasıl okunuyor şimdi şey yapamadım ama telaffuz edemedim. Şahin'in potu altını karartıyor ama Türk rotasyonunda özellikle Fatih'ten daha çok kısa verim almaya başladılar. Türkleri de biraz oraya da bir katkı sağlamak lazım. İçin Cem Coşkun'la takviye ettiler aslında ama yeterli 5 başlayıp kötü oynadığında direkt kenara geldi ve Fatih Solak'la değişim oynadılar. Bir tane Evren Büker olsa veya bir tane içeriye işte ama yani onlara daha o tarz oyuncu Serhat Çetin'i koysan ikinci lige takım kurup yabancıları monte ettiler. Burada da bütçelerin genelde yabancılara ayrıldığı. Aynen tabii. Burada tabii. Biraz kafa mantıklarının değişmesi gerekiyor. Aynen. Rotasyonlar biraz kısıtlı. Türk oyuncu olmayınca bir maç çok atabiliyor. Bir maç atmayınca yabancılardan o istedikleri 50-60 sayılar katkılar gelmeyince ister istemez bir geri dönüş oluyor. Yani rotasyonda sıkıntı oluyor. Yani benim hani konunun dışında ama çok anlayamadığım bu tip kupa oynamayan takımların 4 ya da 5 tane yabancı alıp kadrolarında bulundurup sahada sadece 3 tanesini oynatabilmeleri benim için soru işareti. Yani ben menajer diyorum. Ben menajer olarak çünkü benim için 3 tane yabancı alırım. Sürekli oynatırım o zaman. Oynatmak istiyorsan o kadar çok. Evet. Yanına da o zaman 2-3 tane iyi Türk alırım. 6-7 kişiyle oynarım ki Ergin Ataman'ın çok iyi yaptığı bu Beşiktaş'ta 3 kupayı kaldırdığı sene 6-7 kişiyle oynayıp sürekli oyuncularla 30-35 dakika oynayıp tabii soru işaretleri de var, sakatlıkları da var bunların ama hani bu tip 3 yabancı alıp yanında 3 Türk'le çok iyi bir kadro oluşturup Türkiye Ligi'nde de çok iyi sonuçlar elde edebilirsin diye düşünüyorum yani ama. Belki Torku için bu dediği gibi İbrahim kriter değil çünkü 2. Lig'e kurulmuş bir takımdı ama daha sonrasında 1. Lig'e katılınca belki burada koçun da biraz eli kolu bağlı kalıyor. Bence burada biraz da menajerlere iş düşüyor. Yani menajerler böyle çıkmış takımları hemen yukarı pompalamak adına işte ya sonuçta bizim Türk milletinde vardır hemen bir yabancı hayranlığı. Hemen öyle birkaç tane yabancı daha monte edince sanki işler çok iyi olacakmış gibi düşünülüyor ama aslında öyle değil ama Torku bunu biraz daha açtı açıkçası. Kadrosunda 3 yabancı bulunduran takımlara daha önceki yıllarda belli bir para veriyorlardı. Öyle hatırlıyorum. Acaba var mı? Yok şu an. Ben çünkü bilmiyorum. Yabancı sayısı arttıkça da mesela Efes gibi, Fenerbahçe, Galatasaray gibi Euroleague'de oynayan takımlara ekstra para veriyorlar. Onu bilmiyorum. Mesela sınırlı sayıda olacak ama sınırlı sayıda yabancı oynattıkları için Oyak Rema çok yapardı bunu ben öyle hatırlıyorum. 3 yabancı ile Yücel Hoca oynatırdı. Bütçeyi Türk oyunculara çıkartırlardı. Yanlış hatırlamıyorsam yani ben üniversitede öğrenciyken daha böyle vallahi işler çok değişti herhalde. 20 sene önceydi senin söylediğin. Üniversite ilk günü yiyordu. Yani 150 bin dolar civarında da para veriyorlardı sana. Doğrusu, öyle hatırlıyorum. Doğrusu. Yani o sebeple yerliye de bütçe buradan oluşturulabilir. Evet. Yani ama ben tabii senin söylediğin şey çok mazide kalmış. Şimdi mazide dediğin şey konuşuyorlar yani yabancı kontenjanı sınırsız bırakalım da işte biz de bir İspanyolu'ya yanaşalım. Çünkü ama şimdi bakıyorsun yani hem Avrupa oynuyorsun. Yani sınırsız yabancı olsaydı mesela burada Kenan Sipahi gibi bir isim Metecan oynayabilir miydi? Ya da buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz de Fenerbahçe konuşuyoruz diye ilk aklıma gelen isimler. Hani
bu belki birkaç sene adaptasyonu zor olur ama ondan sonra yani yabancılarla daha da iyi bir yarış. Genç yaştan beri milli takımlarda da oynuyorlar. Şu an 27-28 yaşlarına geldiler ama mesela ama şimdi 2 milyon maç oynuyorsun. Yani sıkıntı şu an yabancı kısıtlaması ya olmasa, bırakılsa Türkler de kendi daha iyi herhalde. Birkaç sene sorun çıkar. Yani alışma düzeyinde takımlar tamamen kadrolarını yabancı olarak tutarlar ama daha sonrasında mutlaka bunlara ek yapacaklardır. O zaman Galatasaray diyelim Cüneyt abi. Hı hı. Dilersen son maçı da değerlendirebiliriz. Ya da yaşanan şanssızlıklarla birlikte gelinen 8. hafta. Euroligi biraz sonra konuşacağız. Ona hiç girmeden kısa bir lig değerlendirmesi yapalım rica edeyim. O sırada da Ergin Ataman'la bağlantı gerçekleştirelim. Yani Galatasaray'ın lig değerlendirmesi tabii o sıkıntılı dönemeçte çok kötü mağlubiyetler aldılar. Ankara Telekom'a yenildiler. Şu an hatırlamadım iki mağlubiyeti aldılar ama sonuçta bunlar onlar için çok yani eskiz olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü Ergin Ataman bu tip şeylere hazırlıklı bir koç, sorunlara. Beşiktaş zamanında da 3 kupalı sezonunda da bu tip sorunlarla karşılaşmıştı. Özellikle Gat, Can Akın'ın çapraz bağlarından sakatlığı olmuştu tekrar. Ama koç sonuçta Ergin Ataman'ın belirli süre verdiği oyuncular var. Kafasında da bunlar zaten belirli oyuncular var. Sürekli onlarla oynuyor ve başarılı da oluyor. Bunu çok iyi gerçekleştiriyor açıkçası. Ve her zaman kafasında bir sakatlığa karşı herhangi bir tersliğe oluşabilecek sorunlara karşı kafasında her zaman bir planı her zaman var. Zaten bu getirdiği hemen 3-4 günde getirdiği oyunculardan da belli oluyor. Yani hazır. Bu kadar kısa sürede oyuncu getirilemeyeceğini düşünüyorum. Tabi burada da kulübün de çok büyük katkısı var. Maalesef. Hemen atağa kalkıp kulübün de bir an önce bu gedikleri kapatıp iyi oyuncular getirmesi de çok önemli. Sezona baktığımız zaman açıkçası son maça baktığımız zaman yine klasik yani Galatasaray'ın evinde oynadığı, üstün oynadığı bir maçtı. Hani çok Real Madrid Gaziantep bilemiyorum ama onların da koç değişikliğinden sonra yeni bir motivasyonla oynadıklarını gördük. Maç genelde başa baş gitti ama her zaman Galatasaray'ın üstünlüğü gözüküyordu. Galatasaray'ın galip geleceği gözüküyordu. Maçın sonunda da çok sıkmadı açıkçası. Maçın sonunda rahat bir şekilde galip geldiler. Koça soralım dilersen Cüneyt abi. Soralım. Galatasaray Live Hospital antrenörü Sayın Ergin Ataman telefon attığımızda. Hocam iyi akşamlar. Bu gücü kullanın. Güç bir jeneratör. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Sesle bir problem var. Tekrar deneyelim Ergin hocamla bağlantıyı. Sözünü kestim. Benim burada en çok sevindiğim tabii hep sakatlıkları konuşuyoruz. Onları konuşuyoruz, bunları konuşuyoruz ama çok büyük sakatlıklardan dönen Engin Aktür var. Yani. Ona tekrar hoş geldin diyorum ben çünkü çok büyük iki tane aşil tendonu sakatlığından tekrar gözlendi. O sevindirici. Tekrar 5'er dakikalık kısa süreler halinde yavaş yavaş ısınmaya başladı. Tabii doktorların da koça ve yönetime söylediği hani azar idmanlarda da olsun 10-15 dakikalık sokup çıkarma şeklinde kendini hazırlamışlardı. Çok da talihsiz bu. Evet. Yıllardır hep sakatlıkla boğuşuyor. Öyle. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir karakter. Türk basketbolunda uzun yıllar kalması gereken bir oyuncu. Onun için de en çok sevindiğim nokta o açıkçası. Uzun yıllar inşallah kalır ama biz onu hani yıllardır yaşadığı bu sakatlık sebebiyle de pek fazla izleyemedik. Sanıyorum 84 doğumlu. Hı hı. 29-30'una da yaklaştı ama artık bilmiyorum, inşallah kariyerinin kalan bölümünde sakatlık yaşamaz da basketbol severlerde iyi bir oyuncuyu, sizin de söylediğiniz gibi karakterli bir oyuncuyu izleme şansı bulur diyerek tekrar telefona hocam. Dönelim. Ergin hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, iyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Kaan Onat Kalkan ve Cüneyt Erden'le birlikte basketbolu konuşuyoruz. Galatasaraylı Hospital'ın son Gaziantep, Royal Ali Gaziantep basketbol karşısındaki galibiyetini değerlendirdik. Öncelikle ben bu maçı sorayım. Olympiakos deplasmanından mağlubiyetle döndünüz. Hem yorgunluk hem belki moral bozukluğu vardı bu karşılaşma öncesinde. Ve maçta yaşanan Bonsu'nun bu talihsiz kavga olayı vardı. Onu da soracağım. Siz neler söylersiniz? Şimdi tabii ki zorlu deplasmanlardan mağlubiyetle dönmek, bir de üstüne üstlük maçın son dakikası içerisindeki tatsız kavga sonuç
maçta ve lig maçlarında hemen döndükten bir gün sonra oynanması bu lig maçlarına mental ve fiziksel olarak yeterli derecede hazırlanmamıza yol açıyor. O yüzden bu sezon Türkiye Ligi'nde çok fazla zorlanıyoruz. Geçen yılki gibi net galibiyetler alamıyoruz. Ama önemli olan maçları kazanmak. Şu anda da son haftalarda üst üste Türkiye Ligi'nde oynadığımız maçları kazanıyoruz. Bu şekilde de playoff'lara kadar devam etmek istiyoruz. Hocam, genellikle İbrelik dönüşünde kadronuzun geniş olması sebebiyle çok fazla süre alamayan ya da Avrupa'da yorulan oyuncuları dinlendirerek oynadığınızı biliyoruz ama yaşanan sakatlıklardan dolayı da bu geniş rotasyonlu kadroyu tam olarak kullanabiliyor musunuz size göre? Şimdi sezon başında zaten kadroyu oluştururken bütün bunları düşünerek geniş bir kadro yapmıştık. Ama dediğiniz gibi 4 tane temel oyuncunun belki de ilk 5'in 3 oyuncusunun ani sakatlıklarla sezonu kapatmaları ya da işte Dabdi ve Markoş Fili'nin daha henüz 2,5-3 ayları var geri dönmeksi için. O açıdan tabii ki sıkıntımız oluyor. Yani ve tabii ki sezon içerisinde de bunlar dışındaki oyuncularımızda da Furkan en az 3-4 maç oynamadı. Cenk 4-5 maç oynamadı Türkiye Ligi'nde. Ender Gerber 2-3 hafta oynamadı. O zaman da mecburen tabii ki diğer oyuncularımıza çok fazla yük bindirmek zorunda kaldık. Neyse ki şu anda bu Türk oyuncularımız özellikle iyileştiler, form tutmaya başladılar. Cenk olsun, Ender olsun, Furkan da tutacaktır. Onların katılımıyla biraz daha geniş bir rotasyonda oynayacağımızı düşünüyorum hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Hocam, Euroleague maçına geçecek olursak Olympiakos'a karşı son 3 dakikalık bölümde olan kavgayı sorayım ben. Euroleague'de nasıl bir ceza bekliyorsunuz Bonsu için? Perşembe günü oynanacak Unicaja Malaga karşısında kesin olarak yok. Ama zannediyorum ki çarşamba ya da perşembe maçtan önce zaten Euroleague gerekli cezayı açıklayacaktır. Sizin Euroleague tarafından verilecek cezayı nasıl öngörüyorsunuz? Tahminin ne kadar bir ceza olur? Ayrıca maçın hemen ardından ertesi gün internette de çok fazla haber vardı basketbol sitelerinde. Sizin ağzınızdan çok ağır ceza vereceğiz şeklinde. Galatasaray olarak siz nasıl bir ceza vereceksiniz oyuncunuza? Şimdi Euroleague'in vereceği ceza zannediyorum yarın akşam saatlerinde açıklanacak. Burada tabii ki kavga tatsız diyorlar. Ben de maçın hemen sonrasında ağır bir ceza verebileceğimizi söylemiştim. Postman sahibi olsuyor. Ancak daha sonra ben özellikle otele gittim. Maçın tekrarını ve bu pozisyonu dikkatlice televizyondan seyrettikten sonra kavgayı başlatan oyuncunun durup dururken bir için Postman Sabonso'nun gelip arkasından çok sert bir dirsekten kafasına vurmasından dolayı kavganın başladığını görüyoruz. Ve hatırlarsınız İstanbul'daki maçlara benzer bir pozisyonda Batan Cevahir'in aynen kafasına bir darbe gelmişti ve Batan Cevahir bu darbe sonucunda sezonu kapattı. Basketbol hayatı tehlikeye girdi. O açıdan tabii ki o hamlede Postman Sabonso'nun yaşamış olduğu ani arkadan almış olduğu darbe neticesinde vermiş olduğu tepkiyi aslında doğal karşılamamız lazım. Bugün kim olursa olsun sokakta bir birisi arkadan gelip de size durup dururken yumruk atarsa kafanıza mutlaka bir tepki verirsiniz. Bu da tek tatsız olay tabii ki kavganın büyümesi oldu. Daha sonra Printerville'de kavgaya karıştı ki o hiç ortada onunla alakalı bir şey yoktu. Tabi öyle olunca Bonsu da kavgayı devam ettirmek zorunda kaldı ama ancak diğer oyuncularımız çok büyük bir metanetten kavgayı verdiler ve hiçbir oyuncumuz karışmadı. Atmosfer çok ağırdı. O açıdan açıkçası Bonsu'ya çok ağır bir ceza vermeyi ben kendim düşünmüyorum ama tabii ki Galatasaray bundan mağdur olacak. Şayet bir önlük maç cezası verirse sizce tahmini kaç maç ceza gelir hocam? Bu konuda hiçbir
bilgi yok. Bizim beklentimiz para cezasının verilmesi. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da benzer birkaç tane vuku attı. Euroleague'in sadece para cezasıyla bunu geçiştirdiğini görüyoruz. Açıkçası benim beklentim bu şekilde. Çünkü bakıldığı zaman Bekic olayları başlatan oyuncu ve Olympiakos takımının 12. oyuncusu Bekic. Hatta Pops Mensah olsa bizim birinci center'ımız ve açık bir sahiple karşı karşıya. Onun için yarın akşam itibariyle göreceğiz. Ama tabii ki maç cezası alırsa bundan biz çok fazla etkileneceğimizi düşünüyorum. Zaten Cavai biliyorsunuz oynamıyor, Ersin Dağlı oynamıyor. Maç cezası alırsa hakikaten Malaga maçı öncesi çok zor durumda kalacağız. Peki Malaga maçı için hocam neler söylersiniz? Malaga'da sizin 1-6 sıranızda ve kazanması halinde galibiyetler eşitlenecek ve deplasmanda da kaybettiğiniz için ikili averajda rakibiniz sizin üzerinizde yer alacak. Şimdi bizim bu gruptan çıkmamız için kalan 3 maçımızdan birini mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kendi sahamızda bu hafta Malaga ile oynayacağız. Daha sonra Polonya takımı Gora ile oynayacağız ve Bayern Münih deplasmanına gideceğiz. O açıdan Malaga maçı çok kritik. Dediğiniz gibi Malaga'yı kazandığımız takdirde hem gruptan çıkmayı garantileyeceğiz hem de çok büyük oranda ikinci olarak top 16'ya kalmayı başaracağız. Ancak sıkıntılarımız da yok değil. Dediğim gibi Postmensa-Donsu'ya maç cezası verilirse bu maçı 3 uzunla oynamak zorunda kalacağız. Furkan, Zoran Arsek ve Milan Maçvan. Bu da işte en büyük güç bence taraftarımıza düşecek. Her zamankinden çok daha fazla taraftarımıza ihtiyacımız olacak bu maçta. Ne yapıp ne edip belki de kısalarla oynayarak uzun belki forward problemi yaşayabiliriz. Maçın içinde yorgunluk olabilir. Ama şartlar ne olursa olsun taraftarın itici gücüyle Malaga'yı yenmek istiyoruz. Hocam son sorum, arada Malaga maçı olacak ama önümüzdeki hafta bu saatlerde de Fenerbahçe Ülker ile karşılaşacaksınız. Bir derbi mücadelesi evinizde oynanacak. Taraftar desteği de şüphesiz ki olacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Son olarak bunu sorsam ben size. Tabii ki o da çok önemli bir karşılaşma olacak. Bizim evet Malaga maçımız var Perşembe günü. Fenerbahçe Ülker'de CSK Moskova deplasmanında olacak Cuma günü. Zaten bu yüzden karşılaşma pazartesi gününe ertelendi. Normal şartlarda İstanbul'da oynanacak olan bir maçın pazar günü oynanması gerekiyordu. Ama pazartesi oynanacak. Federasyon böyle bir karar verdi. Bizim açımızdan çok önemli değil. Ben daha önce de söyledim. Her gün her yerde oynayabiliriz. Türkiye'nin iki büyük kulübü güzel, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki biz kazanmak için oynayacağız. Ama karşımızda da güçlü bir Fenerbahçe olacak. Biz de bu maçı Malaga maçından sonra bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Umut ediyorum ki en alt sınırda bir ceza Donsu'ya gelir ya da maç cezasından ziyade para cezasıyla kurtulur oyuncunuz. Çünkü çok kritik maça çıkacaksınız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok mertli yayınlar. Teşekkürler. Koç'un açıklamaları da bu şekilde Cüneyt abi. Ben size döneyim. Vallahi işte, ben de aynı fikirdeyim. Çünkü Donsu şu an takımın en iyi oyuncusu. Evet. Yani bu transfer yapılmamış olsaydı Cevahir'in gidişinden sonra ben gruptan sonunculuğa inmiş bile olabilirdi grupta. Ve çok çok önemli Ersek var. Yani o bölgede. Yani Ersek ya da Maçvan da var. Maçvan da var ama yani aynı çok enerjik bir oyuncu. Ofensif ve defensif rubantlarda çok aktif, çok agresif bir oyuncu. Çok hırslı bir oyuncu. Arayı ateşliyor yani. Evet, yani bütün takımı ateşliyor çünkü bütün tabirlerindeyse bütün pis işleri yapabiliyor. Aynen. Hamallığını yapıyor. Evet, bütün hamallığı yapıyor sahanın içerisinde. Onun için ben de Ergen Ataman'la aynı fikirdeyim. İnşallah vermezler. Ama böyle bir kavganın cezasız kalmayacağını da ben düşünüyorum. Aslında 3-4 maç gibi konuşuluyor genelde ama çünkü benim böyle hiç... kavgalar Euroleague'in imajını zedeliyor. Evet, yani bu hiçbir taviz vermez Euroleague yönetim buna. 2-3 maç arası ceza alınabilir ama burada yapılacak savunma ve kulübün koyacağı ağırlık da çok önemli. Evet.
Burada görüntülerde de belli zaten koçuna dediği evet, gibi bir tarih, mücadelede tarih, tarih var ama sonuçta verilen bir tepki var. Yani o, tabii ki hani geri çekilsin, darbe alsın, geri çekilsin demiyorum, kavga etsin demiyorum ama bence orada hani akıllı bir oyuncunun darbe aldıktan sonra zaten hakem orada karşısında faul gösteriyor. Evet, gösteriyor. Atabilirdi de bilmiyorum ama geri çekilip beklemesi gerekiyor. Çünkü takımın kilit oyuncusu böyle doğru bir davranışta bulunması gerekiyordu. Doğru. Benim fikrim. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından basketbol aktüeli devam edeceğiz.